Arkadaşlar merhaba. Şimdi orta kolu taşıma pozisyonu aldık. Bamya ile çekeceğiz. Şu aparatları taktım. 1, 2, 3, 4 tane şeyi var. Dikenler fena batıyor ya. Şimdi her yerini kontrol ettik. Şu sağ sol zaten çok ağım çağımı tutmuyor. Birazcık sağa sola gidiyor. O kadarcık esnemesi lazım zaten. Orta kol orta delikti. Arka bağlantısını yaptım. Banasını açtık. Şu da basınçı. Şundan çok inşallah bu bozulmamıştır ya. Şimdi belli olacak bu bozulup bozulmadı. Çalıştıralım bakalım. Makine bayağıdır yatıyor. Körük menişini nasıl devreye girecek göstereyim. Dikenler de çok berbat bir şey ya. Harbi çok sağlam batıyor. Devraja basıyoruz. Körük meniş frenini çektik. Burada kendimize doğru çekip 540 aldık. Bir şey yapıncaya kadar, havayı alıncaya kadar. Şu az ileri gideyim de. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Çektik, durdurduk. Uğraşmadan iş yapamadık. Şimdi kontrol edelim. Çanak var. Çanak bir. Bu bunun üstüne geliyor. Şartlarda bu tarafa doğru açılıyor. Kapatmama gerek var mı? Kaldı hortumdaki.
Nasıl içmiş? Şimdi bunlar çalışmazsa. Kuyu var. Mecbur. İçeceğiz. Kuyudan su çekeceğiz. Niye suyu atmadı ki? Suyun geçeceği yerler o kadar kötü de değil. Hep ilaca temas ettik ya. Ya bundan yana sıkıntı yok. Çözdüm. Şu iki taraftan akmıyordu ya. İkisini kapağını açtım. Boşa çalıştırdım. Tazikli bir şekilde suyu akıttım. İç kısımlarında pislik varmış. Her çalıştırdığında o pislik doluyormuş. O yüzden. Yani. Arkadaşın karın ağrısı uyumuş. Nihayet ya. Bir iş yapalım dedik, geldiğimizden beri onunla uğraşıyoruz. Neyse şu aradaki kalsın. 2-3 tane gerek yok. Şimdi 200 kilo su ayarladım. 200-210 kilo falan. 220 en fazladır. Zaten ayarlayıncaya kadar 10 kilo su gitmiştir. Için oralara en son gideceğim.
Kayseri attık arkadaşlar. Böcek ilacı. Bu 100 milimlik paketler vardı. 100 milimlik paketlerden kullandım. Bir tane de şey, hani iki tane de gübre vardı. Biri yaprak şey, hani tazelemesi için. Bir tanesi de şey, yaprak gübresi. İşte fosfatta potasyum olan bir gübre daha vardı. Onu da atmamızdaki amaç, aşırı kurak geçiyor. Son zamanlar verim iyice düştü. Yani 20 kilonun altına hiç düşmüyorduk biz normalde. 12, en son herhalde küçük birinci nevi 12 kilo falan çıktı. O kadar düştü. Neredeyse 10 kilolara düştü. Öyle söyleyeyim. Az bir şey bırakayım, hani atılışını, atımını görün. Şu direksiyonu bıraktım. Fakat şimdi tam sıranın üstünden geçeceğim. Ağızlar işte bu şekilde. Sırayı çiğnemesin. İşte bu şekilde seri bir de basıp gideceğim. Biraz hızlı hızlı gidiyorum. Kalırsa ikinci turu da döneceğim. Bu şekilde atarsak bu 200 kilosu imkanı yok, yetmez. Bu zaten ağır geliyor, hani çok ağır oluyor. Ki bitkinin zaten böyle yani iyice ilaçla yıkanmasına gerek yok. Zaten tazikli atıyor, hani bu attığı şey, gübresi şeyi yeterli olacak. Üstüne sinekler oluyor, ballıklar oluyor. Böcekler oluyor. Kara sinekler falan oluyor. O sineklerden arındırıyoruz. Hem de yapraktan beslemiş oluyoruz. Böyle gübresini atmış oluruz. Aşırı kurak geçiyor bu arada. Aşırı sıcak. Yani elle atılacak gibi değil. Babam elle atıyordu normalde. Sırt bulunmasıyla. Biraz rahatsız, ayağını incitti. Dedim ben gelir atarım, hiç uğraşma. Çok aşırı hızlı gitmiyorum. Hem orada gördüğünüz gibi bar var. Bu yeşil. Yani aslında orada şu anda tam 20-22 bar falan. 20-22 bar, o aralarda, o süratlerde tutmaya çalışıyorum. Gaz verdim değil, bar çok artıyorsa şurada bar saatini, basınç saatini kapatıyorum. Basınç yapıyor orası açıkken daha çok. Ya yani Rolant'te de basınç yapıyor orası. Şurası da öyle. Burası da en dipte değil. En şey dediği baskılı ayarda değil. Tatlı bir basınç ayarında kullanıyoruz. Bize bayağı yeterli geliyor. Salınım olduğu için birazcık böyle bu tarafa doğru yanaşmaya çalışıyorum. Tarlanın hafif eğilinden kaynaklı. Tam üzerlerine gelsin diye. Şimdi yük ağır olduğundan orada kol çok sıkılmıyor. Onu ben en baştayken biraz ayarladım da bamyeler biraz büyüdü. Tabii en son geldiğinden daha da çok büyümüş. Bir
dahaki sefere orta kolu daha çok sıkacağım ki arka birazcık daha kalksın böyle. Daha yukarıdan daha iyi atarım. Söylemişimdir. Şu anda 110 lira bizden alışı 100 liraydı. 110 liraya çıkardılar mahsul azaldığı için. Gerçekten ama en son 12 kilometre çıktı galiba. 12 kilometre çıktı. 20 kilonun altına düşmezdi. Yani şu anda düştü. Ama hiç yağmur olmuyor. Sıcak tamam. İyi eyvallah ama aşırı sıcak. Normal bir sıcak değil yani. Belki bu hattın üstünde gübreler biraz faydası olsun. Kendini toplasın diye. Umarız iyi gelir.
yapmak gerekiyor. Nasıl insan güzel beslenmesi, yeterli vitamin alaması bir süre sonra SOS veriyor. Bu da öyle. Sıra gittiği için. Göreceğiz. Gaza dokun neredeyse gördüğünüz gibi 10 gaz, 9 gazda falan ileç atım işi yapıyorum. Yani 10 gazı geçtiğim yok. Arkadaşlar çok sıcak. Ben kaydı kapatayım. Şapkamı takayım. Devam edeyim. Geçen sürüm falan yaptım ama kayıt almadım. O kadar toprak kuru ki, o yanan gemiyi sürmüştüm. O kadar kuruydu ki toz toprak göz gözü görmüyordu zaten. O yüzden hiç kayıt almakla uğraşmadım. Bir an önce bitsin de eve gideyim dedim. Zaten bir parçasını sürebildim. Diğer üstü çıkan yola kayalar devrilmiş. Yan tarafa adam biri yol yapmıştı. O biraz şey yapmış. Görüştük ettik işte yol açtıracak. Daha sonra üst parçayı da sürerken orayı da kayıt alırım. Yanan tarla çok şükür ağaçlar hemen hemen %80'i topladı kendisini. Zaten bir hayır gelmez ya. Bilemeyiz işte, şöyle atı vereyim. O da Allah'tan. Belki hayır gelir. Yani kalan yere de atıma devam edeyim. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. İncirler 10 numara da, ben şurada bir 2 dakika mola vereyim. Bir incir yüklemesi yapayım. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.